Değişse de erkek egemen rejimlerin kadın özgürlük düşmanı politikaları değişmiyor. Buna karşın erkek egemen rejimlere karşı kadınların da özgürlüğe, eşitliğe ve bir mücadeleye olan derin bağlılıkları ve kararlı sınırları aşarak daha da yükseliyor. Bugün Afganistan'da fiili Taliban iktidarının resmileşmesinin üzerinden tam 3 yıl geçti. Afgan kadınlar ve kız çocukları 10 yıllardır erkek egemen ulus devletlerini doğrudan müdahalesiyle Taliban rejiminin 90'lı yıllardan itibaren fiilen yürüttüğü kadın özgürlük düşmanı rejim şeriatın ilanı ile daha da kurumsallaştı. İlk hedef elbette toplumsal özgürlüğün ve örgütlüğün öncülüğünü yapacak olan kadınlar kız çocukları oldu. Afganistan'da yıllarca kadınlar başta olmak üzere bir bütün olarak halka karşı savaş yürüten Taliban rejimi kadınlar burkaya hapsetti. Kız çocukların eğitim alma, kadınların siyasete katılma ile sağlık hizmetine erişim hakkı engellendi. Kamusal alan yasaklandı. Kadınlar şeriata uygun davranmadığı için rejim edilirken okula gitmek isteyen kız çocukları kezzapla yakıldı. Erkek egemen güçleri ise seyretmekle kalmayıp bu karanlık rejimi adeta besledi. Rejimin düşman hukuka devam ederken bugün Afgan kadınlar kendilerine dayatılan bu kararlılığa itiraz ederken sadece haklarını savunmakla kalmıyor, kökten dinciliğe, işgale, savaşa ve rejimi besleyen erkek egemen ulus devletlerine karşı da mücadele veriyor. Sokak sokak, mahalle mahalle direniş ve özgürlüklerini haykırıyorlar. En temel haklarımızı görmezden gelerek gasp edilen ve bizleri inşa ettikleri kafeslere hapsetmek isteyen erkek egemen ulus devletlerinin beslediği karanlık rejimlere verilecek en iyi yanıt elbette ki cesareti, direnişi ve kadın bilincini kuşatmaktır. Biliyoruz ki kadınların dokunmadığı, sesinin ulaşmadığı hiçbir mücadele yol alamaz, devrimle sonuçlanamaz. Kalara Zetkin'den Merkasper Kemal'e, Saralardan Arin Mirhan'a, Havrin Halep'ten Evin Goyi'ye direniş mirasını devraldığımız devrimci kadınlara karşı en temel sorumluluğumuz örgütlülüğümüzü büyütmek ve Afganistan'dan Kürdistan'a yayılan kadın mücadele ruhunu yükseltmektir. Bizler teci olarak iradesi gasp edilmek istenen Afganistanlı kadınların 40 yıla aşkın süredir yürüttüğü özgürlük mücadelesini savunuyoruz, sahipleniyoruz ve en kökten beslendiğimizi bilmesini istiyoruz. Ulus devlet faşizminin dayattığı sınırlara rağmen sesimizin ulaştığı, nefesimizin yettiği her yerde yan yana olmaya birlikte Jinjiyan azadi demeye devam ediyoruz. Jinjiyan azadi. Jinjiyan.